Deliler gibi yumruklaştınız. Ayıp ya. Hem de akrabasınız. Bana düşman gibi davranıyor. Geldiğimden beri başlarına iş açmışım. Hadi hemen toparlanıp gidelim buradan. Saçmalama. İstanbul'da yer bitirirler bizi. Yurt dışına gidelim. Nasıl olsa bir süre sonra unutulur. Olmaz öyle şey. Kaçmakla olmaz. Yazılanları kabul etmiş sayılırsın. Aksine yarın bir basın toplantısı yapacağız. Göğsünü gere gere çıkacaksın gazetecilerin karşısına. Bu suratla mı çıkacağım? Sabaha kadar geçer. Bak şimdi. Oku şunu. Ne bu? Konuşma metnin. Başın dik olsun. Babanı kendinden tamamen soyutlayacaksın bir kere. Sizi çok küçükken terk ettiğini, yüzünü bile hatırlamadığını söyleyeceksin. Onun yüzünden acı çektiğini, çocukluğunun berbat geçtiğini falan. Cevat yeter. Oğlum medya bu hikayelere bayılır. Yeter dedim. İyi geceler. Hadi bakalım. Boşaltıyoruz. Koş 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 koş. Bu sandalyelerden iki tanesini al. Gel. Oraya koy. Peki efendim. Yıktı ortalığı. Kuzgun niye havlıyor Macide? İlyas kulübesine kapatacak diye bütün patırtı. E niye kapatıyorlar hayvanı canım, Allah Allah. Kenan'ın basın toplantısı var ya, ayak altında dolaşmasın diye. Ha. Gelen var mı, baktın mı? Birkaç kişi geldi. Diğerleri de yoldadır herhalde. İkramda kusur etmeyin. Dikkatli olun. Ayrıca da aksilik falan istemiyorum. Kenan niye gelmedi? Uyuya mı kaldı? Kalktı kalktı. Kahvaltıya beklemesinler dedi. Banyoya gitti. İyi. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Aa, ne oldu yüzüne oğlum? Oğlum ne oldu diyorum. Kapıya çarptım alır. Adam gibi cevap ver. Kapıya çarptım dedim ya. Leyla? Bilmiyorum, ben de şimdi gördüm. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Dün gece neler oldu? Ben odamda yatmadım, şimdi gördüm diyorum. Ben zaten söyledim. Bunlar öldürecek beni. Canıma kastettiler. Canıma! Sinirlenme abi. Yavrum gözünüzü seveyim, ne olur yapmayın. Benim bir şey yaptığım yok hala. Meraktan çatlıyorsun değil mi? Adres arıyoruz da Sayıp Paşa'nın köşkü nerede biliyor musun? Buradan dümdüz devam edin. Evet. Yol ileride sola kıvrılıyor zaten. Takip edince göreceksiniz. Merasim Köşkü de orada mı? Evet. Hemen onun karşısında. Hüseyin Kenan Gün de orada kalıyor. Biz de onunla röportaja gidiyoruz zaten. Siz gazeteci misiniz? Aha. Teşekkür ederiz. Keşke söylemeseydim. Yine üzecekler. Kim bilir neler soracaklar. Nasıl canını sıkacaklar. Hay Allah. Thank you.
İyi madem böyle. Tamam. Tamam burası, bir eksik yok değil mi? Yok efendim. Tamam tamam, dikkatli olun ama. Peki efendim. Çıkma bu suratla, gir içeri. Meraklanacaklar şimdi. Yine rezil mi edeceksin beni? Benden değil, yeğeninden utan baba. Hoş geldiniz. Başlamak için sizi bekledik, buyurun. Kusura bakmayın, biraz geçmiş. Demek sağ ol, buyurun. Buyurun geçin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Söyleyin şuna gelsin artık. Bekletirsek kötü olacak. Tamam. Bu besteyi dün gece babam için yaptım. Genç yaşta bir hapishane koğuşunda intihar eden babam için. Düne kadar onun bir iftiraya kurban gittiğini sanıyordum. Ve hastalanıp öldüğünü. Gerçeği sizlerden öğrendim. Memleket meselesi değil. Bunu bilmek kimin ne işine yarar? Niye bu kadar önemli bir şey gibi gösterilir, anlayamıyorum. Bu benim özel durumum. Sadece beni ve ailemi ilgilendirir. Bu açıklamayı dinleyenlerim için yapıyorum. Beni seven, takdir eden insanlar için. Benim babam hırsızlık suçundan hüküm giymiş. Bir suç işlemiş ve cezasını çekmek için hapse girmiş. Üçüncü sayfalarda yüzlercesini okuduğumuz gibi. Ama benim babam olduğu için dikkat çekiyor. O insanlar da birilerinin babası, annesi, ailesi. Aynı utancı onlar da benim gibi yaşıyor. Ama size şunu söylemek istiyorum. Babamın bir suçlu olduğunu kabul ediyorum. Ama cezasını çekti. Hem yasal olarak hem vicdanen. Cezasını çekti. Yaptığını onaylamıyorum. Kesinlikle. O bir suçlu olsa da benim babam. Bugün ünlüyüm diye, imajım zedelenmesin diye inkar edecek değilim. Çok iyi bir müzisyendi. Bana yeteneğini miras bıraktı. Onun sayesinde bugün Hüseyin Kenan'ım. Onun sayesinde öğretiyorum. Onun sayesinde besteler yapıyorum. O benim babamdı. Teşekkürler.